Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Kasım ayı okuma listemizle ve filmimizle karşınızdayım. Biliyorsunuz maratonumuzun son iki ayına girdik artık. Ocak ayından bu yana Türk Edebiyatı zinciri yapıyoruz. Her videoda kısa kısa özetler yapmaya çalışıyorum bıkmadan ama bu benim için gerçekten çok büyük bir keyif. Çünkü katılanlar baştan sona o tadı alanlar biliyorlar ki tanzimattan başladık. Ve günümüz Türk Edebiyatı'na kadar geldik. Şu andayız, buradayız. Dün 10 yıl öncesindeyiz, 20 yıl öncesindeyiz. Yani edebiyatı uzun bir zincir halinde bir 100 yıla yaydık neredeyse. Bence bu çok değerli bir maratondu. Bu konuşma aslında biraz duygusallıkla içeriyor. Çünkü Kasım ayının listesini paylaştıktan sonra geriye sadece bir ay kalmış olacak. Aralık ayı ve seneyi bitireceğiz. Bakalım 2021 yılında hangi heyecanları yaşayacağız? Şu an bu duygular içerisindeyim çünkü neredeyse sona geldik. Evet biliyorsunuz geçtiğimiz ay yani Ekim ayı Okuma planımızda Türk edebiyatında Ferit Edgü'ye yer vermiştik. Çünkü onun edebiyatımızda apayrı bir dili olduğunu söylemiştim ki okuyan arkadaşlar da hatta ilk defa okuyanlar da çoğunluktaydı. Şiirsel dili edebiyata sokan ve roman diline apayrı katkılar yapan bir yazardı Ferit Edgü ve Tanzimat'tan Ferit Edgü'ye kadar geldiğimizde onun aslında edebiyatta yaptığı değişikliği de çok net görmüş olduk. Romanı okurken Eylül'ün gölgesinde bir yazdığı eserinden bahsediyorum. Peki artık neredeyiz? Hali hazırda içinde bulunduğumuz dönemde 20 yıl 30 yıl öncesinde belki de neler yapıldığına dair bir bakış atmaya çalışacağız. 90'lara falan değinmeye kalkarsak Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay Anar'ın Oğuz Atay'ın 70'lerde 80'lerde yaptığı o büyük etkiden sonra Artık 90'larda Türk edebiyatının postmodern çizgide bambaşka bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bunların yanına Latife Tekin'i de koyabiliriz ve tabii ki Vüsat Beneri de sayabiliriz. Birçok yazar sayabiliriz ama artık dediğim gibi bu zincir aylık dilimler halinde ilerliyor ve her yazara maalesef değinemiyoruz. İhsan Oktay Anar ve Hasan Ali Toptaş burada benim için çok çok önemli iki yazardır. 90'lara geldiğimiz zaman postmodern edebiyatı dünya arenasına taşıyan ve büyülü gerçekçilik anlamında çok güzel eserler veren iki yazardır ki saydığım diğer yazarlar da bunların içerisindedir. Şu an adını anmadığım birçok yazar da 90'larda harikalar yaratmıştır diyebiliriz. 90'lar gerçekten Türk edebiyat açısından büyük bir kırılmadır. Şöyle söyleyelim baştan beri hep söylüyorum. Edebiyat sosyal hayatla beraber paralel ilerleyen bir şeydir. 90'lar da birçok açıdan tarihsel anlamda dünya açısından da öyle bizim açımızdan da öyle kırılmaların yaşandığı yıllardır. Yani politik olarak, işte teknolojik anlamda, birçok anlamda insan hayatında değişimlerin yaşandığı dönemlerdir ki bu edebiyatta da kendini göstermiştir. Artık şehir hayatının içerisinde var olan yazarlar şehir hayatının içerisindeki o yalnızlığı, o anlamsızlığı, varoluşsal sorunları dünya arenasında sunabileceğimiz bir dille, üslupla anlatmaya başlamışlardır. Artık edebiyatta içerik önemini yani buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama bu bir tespittir. İçerik önemini yitirmeye başlamıştır. Çünkü yazılması gereken her şey, belki de her şey olmasa bile ki hala yazılmamış olan bir şeyler mutlaka vardır. Mutlaka çıkacaktır. Çünkü hayat devam ediyor ama edebi anlamda bakarsak yazarlara göre yazılması gereken her şey yazılmıştır artık. Ne anlatılabilir ki? Dostoyevski'nin anlatmadığı, Tolstoy'un anlatmadığı veya Oğuz Atay'ın değinmediği ne olabilir ki? Hugo'nun anlatmadığı, işte Kafka'nın değinmediği, ne bileyim Pushkin'in anlatmadığı, Gogol'ün değinmediği ne olabilir ki? Onların anlatmadığı ne kalmıştır ki ben anlatabilirim? 90'larda, 2000'lerde var olmuş, onları okumuş bir insan olarak ben kalemi elime alıp ne anlatabilirim ki? İşte kırılma burada başlamıştır aslında ki daha öncesinde başlamıştı ama zirve yapmıştır 90'larda. Nedir peki bu kırılma? Anlatacak bir şey yok artık, her şey anlamsız. Artık öyle içe dönmüşüzdür ki içimizde dışarıda anlatmaya çalıştığımız olaylardan çok daha büyük bir dünyanın olduğunu fark ederiz ve edebiyat artık insanın özünün de özüne yönelmeye başlar. Bilinçaltı iyice kurcalanmaya başlar ve büyülü gerçekçilik artık ayyuka çıkar 90'lardan sonra. Peki biz Kasım ayında hangi yazarı ziyaret edeceğiz? Dediğim gibi saydığım yazarlar çok önemli yazarlardır ama maratonumuzda ben biraz da Biraz daha yakın, günümüze yakın yazarlardan seçim yapmaya çalıştım. Kanalımızda da çok böyle bahsettiğimiz yazarlardan ziyade sizlerin de belki de ilk defa tanışacağınız yazarları ve ama değerli olan yazarları tespit etmeye çalışıyorum. Kasım ayının bir edebiyat kitabına geldiğimiz zaman 2000'lerde artık kendini göstermeye başlayan ve geçtiğimiz 20 yıl içerisinde edebiyat dünyasında kendine ait bir çizgi oluşturan bir yazara geldik. Alper Canıgüz'den bahsediyorum. Kendisi mizahı ilginç bir şekilde edebiyatla harmanlayan ve İsa Nokta Yanar okurken çok yaşadığım böyle ayakları kaldırarak yani oturduğunuz yerden ayaklarınızı havaya kaldırarak gülmenize sebep olacak. Hani hönkürerek güldüm, sandalyeden düştüm esprilerini yapabileceğiniz bir yazardı. İlk defa okuyacak olanlarınız varsa ayağa kalkıp şöyle bir sevinç çığlıkları atabilir. Çünkü yazarın ilk kitabını okuyacağız. Ben de geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz Kan ve Gül kitabını okumuştum ve sizlerle yorumlarımı paylaşmıştım bu kitapla ilgili. Başa dönüp yazarın okumadığım zaten çok fazla eseri de yok. Devam ediyor edebiyat macerası. Günümüz Türk edebiyatındayız çünkü. Hepsini şöyle baştan Okumadığım sırayla bitirmek istiyordum. Bu benim için de güzel bir bahane olmuş olacak. Tatlı Rüyalar isimli romanını okuyacağız hep beraber. Onun ilk kitabı arkadaşlar bu ilk romanı. İlk defa Alper Canıgüz okuyanlar gerçekten çok şanslı şu an. Nedeni şu bu kitap o kadar çok tavsiye edilir ki Alper Canıgüz'ün hayranları vardır. Kendi kemik bir kadrosu vardır onun okur kitlesi vardır. Çok severler bu kitabı ve ben de hep merak eder dururum. Şöyle yaparım hatta. Ne anlatıyor acaba ya çok... Merak ediyorum ama niye alıp okumuyorum? Çünkü sıra gelmiyor. Çok fazla okuma maratonu içerisinde olduğum için o kadar çok şey var ki okunacak. Sıra gelmiyor, sıra gelmiyor. Tatlı rüyalara sıra geldi. Hep beraber okuyacağız. Bu arada herkese tatlı rüyalar. Gelelim bir edebiyat kısmından sonra bir bilim kısmına ocak ayından itibaren girmediğimiz alan kalmadı neredeyse. Beyinden başladık evrene çıktık. Evrenden indik sosyolojiye geçtik. Sosyolojiden çıktık. Bitki hayatına dair harika bir eser okuduk. Daha aklıma gelmeyen neler okumadık? Yani bilim alanında ne varsa girdik çıktık. Bir konu var ki böylesine bir maratonda bir edebiyat, bir bilim, bir film maratonu dedik. Şimdi böyle bir isimlendirme yaptığım maratonda yani bilimin belki de en heyecan verici teorilerinden birine değinmesek olmazdı. Yarım kalırdı ama şöyle bir tedirginlik vardı bende. Bu konu çok tartışmalı bir konudur. Bilen bilmeyen herkesin konuştuğu ve saçmaladığı bir konudur. Bilenlerin de çok saçmaladığı, bilmeyenlerin de daha fazla saçmaladığı bir konudur. Hangi konudan bahsediyorum? Tabii ki de evrim konusundan bahsediyorum. Yani var ya şu an evrim lafı ağzımdan çıktı diye bile beğenmeme tuşuna basacak onlarca kişi vardır eminim yani. O durumdayız çünkü. İnsan bilmediği şeyden korkarmış aslında değil mi? Ben istiyorum ki ya bu görüşe katılmıyorsanız bile bilin yahu okuyun. Ben bugüne kadar eleştirenler içerisinde bu konuyla ilgili Kitap okumayan çok kişi gördüm. Okumamış bilmiyor ama diyor ki e o zaman neden şimdiki maymunlar insan değil? <laughs> Şimdi evrim kuramı bu şekilde çökertilmemeli. Çökertilmeye çalışılmamalı. Çok komik duruyor. Yani konuyu bilenler tarafından çok komik duruyor. Katılmayabilirsiniz tekrar söylüyorum. Evrimle ilgili bütün kitapları okuyup hala şunu diyebilirsiniz. Ben buna katılmıyorum. Hay hay. Ama lütfen okuyalım, bilgilenelim. Bilmediğimiz konu hakkında konuşmayalım en azından. Ben de istiyorum ki bu maratonda bu konuyu merak edip de bir yerden başlamak isteyen arkadaşlar illaki vardır. Veya bu konunun uzmanı olan arkadaşlar da vardır. Ben zamanında bu konu üzerine çok okuma yaptığım için bu okuma benim için çok keyifli olacak ayrıyeten. Evrim ağacı oluşumunu bilenleriniz vardır site olarak. Facebook'ta varlar, siteleri var, YouTube kanalları var, her yerde varlar. Çağrı Mert Bakırcı'yı tanıyanlarınız vardır. Kendisini İlk günlerden beri takip ederim ve tavsiye de ederim buradan sitelerine girip makalelerini onlarca makaleyi okuyabilirseniz birçok kitaptan daha faydalı olacaktır. İşte Çağrı Mert Bakırcı'nın Türkçe'de daha önce eşine rastlanılmamış bir şekilde çerçeve çizen. Evrim kuramına güzel bir bakış atan, tane tane güzel güzel anlatan ki bir bölümünü okuduğum için bunları söylüyorum. Tamamını okumadım ama kendisinin de birçok makalesini okuduğum için ona bu konuda güvenim tam. Evrim kuramı ve mekanizmaları isimli bir kitabı var. Bu konuya giriş için gerçekten çok ideal bir kitap olacağını düşünüyorum. Ben her zaman söylüyorum. Bir insan neye katılmadığını da ayrıntılarıyla savunabilmeli. Elini kaldırıp bana ne ya deyip küsüp gitmemeli. Müzik Lütfen bu okumaya katılalım. Bilimin bu ihtişamlı görüşüne şöyle bir bakış atalım. Artık kaçmayalım korkmayalım 2020'deyiz. Bu kelimeyi telaffuz etmeye bile korkuyor artık birçok insan. Ben gerçekten buna çok üzülüyorum. Belki şu an demir leblebi yutmaya yeltendim ama sorun değil, sıkıntı değil. Yeter ki okuyalım, aydınlanalım. Benim tek istediğim bu. Ve gelelim bir film kısmımıza. Biliyorsunuz film maratonumuzda da çok güzel bir dünya turu atıyoruz. Türkiye'ye geliyoruz, yurt dışına çıkıyoruz, eskilere gidiyoruz, yenilere geliyoruz. Harika bir tur attık. Bu aya kadar kaldı iki ayımız. 1963'e gideceğiz bu ayki maratonumuzda. Yine şöyle bir siyah beyaz. Ben çok seviyorum açıkçası. Maratonumuza katılan arkadaşlar içerisinde de o zorlu siyah beyaz filmleri de seyredenler çoğunluktaydı. Sevenler çoğunlukta. Bu yüzden çok mutluyum açıkçası. Çünkü bazıları eski filmleri seyredemiyor. Ama aslında asıl tat oralarda yani keşfedilebilirse eğer. 1963 yılına gideceğiz. Biliyorsunuz İtalya'nın ünlü yönetmeni Fellini'ye bu sene değinmedik. Sıra ona geldi. Tabii ki de onsuz bir film maratonu olmazdı. Fellini'nin 63 yılında vizyona giren çok merak ettiğim bir filmi var. 8.5 bu filmin konusu çok ilgimi çekmiştir benim ve tüm zamanların en iyi filmi listelerinde hep ilk sıralarda yer almıştır. Birçok film kategorisinde tabi bunu bahsettiğim şey sitelerde yer alan sıralamalar değil. Uluslararası çapta önemi olan film sıralamalarından bahsediyorum. Bu film her zaman adı geçen bir film olmuştur. Filmin kategorisine bakar mısınız arkadaşlar? Gerçeküstü komedi drama. Tam benlik. Aslında tam bizlik. Yazar bunalımı denen bir şey vardır. Yazmaya çalışanlar varsa aranızda bilirsiniz. Böyle kalemi alırsınız elinize. Az önce koltukta otururken yağan şeyler bir türlü kağıda yağmaz. Yazamazsınız gelmez bir türlü o istediğiniz kıvamda cümleler. Böyle bir bunalım yaşayan bir yönetmenin yaşadıklarını anlatan böyle tatlı bir komedi tarzında gerçeküstü bir şekilde işleyen bir film. Tam da böyle yağmurlar falan da başlar, karlar falan da başlar. Harika bir keyif olacak bence 63'e gidip o siyah beyaz. 60'ları da bu arada çok severim. Çok güzel olacak bence. Gelelim bir klasik kısmına. Bu ayki Telegram oylamamızda, Instagram'dan da canlı yayınladığımız oylamamızda Kortazar'ın yani oylamada Amerika çıktı kıta olarak. Oradan da Kortazar çıktı yazar olarak oylama sonucunda ve onun Hayvan Hikayeleri kitabını oy birliğiyle kabul ettik ve Kasım ayında okumaya karar verdik. Artık bu videodan sonra sadece bir videomuz kaldı arkadaşlar. Aralık ayında okuyacağımız kitaplar 2020 maratonunu iyisiyle kötüsüyle bitirmek üzereyiz. Ben daha fazla duygulanmadan gideyim en iyisi. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kurtamalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.